İyi akşamlar efendim. Malatya bu saat TV ekranlarından merhabalar. Takvimleriniz 22 Kasım Salı gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimize huzurlarınızdayız ve Malatya gündeminde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Metruk terk edilmiş şehrin içinde kalmış sahipsiz bağ evleri kötülük yuvası haline geldi. Yıllardır hapçıların, uyuşturucuların, tinercilerin mekanı olan bu bağ evleri neden yıkılmıyor? Neler dönüyor orada? Nasıl tehlike saçıyor? Haber müdürümüz Necdet Akboğa gitti, inceledi, kamu adına haber yaptı. Hasan Alansa o anları görüntüledi. Çocuklarımız bizimdir, geleceğimizdir. Onları büyütür, besler, vatana millete faydalı olsun diye çırpınırız. Ne var ki onların hayatını koruyamıyoruz, kötülükleri önleyemiyoruz. Malatya Emniyeti yakalıyor, bitiremiyor. Her gün hap, esrar, uyuşturucu, uçucu, koklayıcı maddelerle çocuklarımız hedef oluyor. Burası güzel insanların yaşadığı Malatya'nın göz bebeği Venk köyüyle ile Çöşnük Mahallesi'nin hemen ortasındayız. Aynı zamanda şurada yüksek binalar, lüks binalar bulunuyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdi buralar uyuşturucu yatağı. Şimdi buralar alkol alanların yeri oldu. Şimdi buralarda inanılmaz derece kötü şeyler yapılıyor. Fuhuş yapılıyor. Buralarda farklı şeyler yapılıyor. Burada uyuşturucu alınıyor. Hemen evlerin yanı başında, bakın lüks binaların yanı başında Çeşme mahallesinin yanında. Buraya insanlar renkliler buraya hayvanlarını otlatmaya geliyorlar. Çocuklar burada koyun kuzu otlatıyorlar. Peki burası güvenli mi? Asla ve asla güvenli değil. Delhiz gibi, mahzen gibi burası. Peki içeride ne var? İçeride uyuşturucu, esrar, alkol aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Kimin canı kötülük istiyorsa hemen kendisini Venk yolunun hemen üzerinde ve çöşnün arasındaki bu metruk binalara atıyor. Peki bu binaları neden Battal Gazi Belediyesi'nin sınırları içerisinde yıkmıyorsunuz? Yerle bir etmiyorsunuz. Kaç kişi buradan uyuşturucu aldı? Ne kadar genç burada hap aldı? Hayatı karardı. Neden yıkmıyorsunuz? Neden? Neyi bekliyorsunuz? Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder, siz bunlar hiç görmüyor musunuz? Hiç geçerken bakmıyor musunuz? Bu metruk binalar burada neye davetiye çıkarıyorsunuz? Neden görevinizi yapmıyorsunuz? Bakın Harabe olmuş bağ evi burası. Hasan gel içeri girelim bir bakalım. Değerli izleyicilerimiz sizin çocuklarınız için sizin yarınlarınız için şu anda belki dershanede derste diyerek gönderdiğiniz çocuklarınızın buralarda zehirlendiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız gelin görün o zaman. Yatak yorgan. Alkol şişeleri. Görüyorsunuz. Peki buradan ne var? Burada zıvana dedikleri şey var. Bilen bilir. Fazla girmeyelim kimseye kötü örnek olmayalım. Burada ateşler yakılmış. Burada kayanın üstüne bir köpük konmuş, oturulmuş. Burada kendinden geçmişler. Peki burada ne var? Burada bu var. Bu neye yarıyor? Bilen bilir. Gençler gelip burada bu çakmak gazından zehirleniyor. Bunu kokluyorlar. Burada esrar var. Burada hap var. Burada Farklı şeyler var. Dilim varmıyor söylemeye. Evet. Burası metruk bir bina. Peki kötülüklerin kaynağına ne yapıyoruz? Batalgazi Belediyesi sınırları içinde binaların yanı başında bağ evlerinde neler dönüyor? Neden belediye bu binaları yerle bir etmiyor? Necdet Akboğa kötülüklerin yatağına girdi. Bir terk edilmiş bina daha. Kötülüklerin yuvası bir bina daha. İnanılmaz. İnanılmaz yazılar yazılmış. E, Aylak dışı yazılar. Yine burada bezler, yataklar, yorganlar var. Yine burada uyuşturucu yok bilmem tinerdi balidi var. Hemen buradan giriyoruz içeriye. Ateşler yakılmış. Buradan yazılar yazılmış. Her zaman olduğu gibi. Buradan görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Siz çocuklarınızı belki okulda zannediyorsunuz. Arkadaşın yanında zannediyorsunuz. Ama birileri birileri onları kandırarak buralara getirmediğini nereden biliyorsunuz? Peki ne yapabiliriz? Emniyetimiz sürekli çalışıyor, sürekli yakalıyor fakat baş edemiyor. Hapçılar, torbacılar, esrarcılar, eroinciler aklınıza ne geliyorsa ateşler yakmışlar burada. İşte Gençlik işte burada heba oluyor. Peki gençliğe önem veren değerli Cumhurbaşkanımız ne diyor? İşte benim meselem her meselenin başı. Ben bir genç istiyorum. Gençlikte köprü başı diyerek sürekli gençlere hitap edip şiirler okuyor Cumhurbaşkanımız. Peki Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımıza bağlı olan belediye neden buralara el atıp da hiç olmasa bir kepçeyi getirip Zenginlere villa yapacağınıza, dağları taşları deleceğinize bu metruk binaları neden yıkmıyorsunuz da çocuklarımız gelip burada haplanıyor, zehirleniyor, zıkınlanıyor?